Merhaba sevgili arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8. sınıf matematik ders kitabı sayfa 136, 137 ve 138'de bulunan doğrusal denklemlerle alakalı alıştırmalar ve problemler kısmını çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi videomuz başlasın. Şimdi burada denklem çözümlerinde bana solda veya sağda yer ayırmadığı için şöyle sol tarafa bir tane yeni sayfa açtım. Orada çözümlerimi gerçekleştireceğim. Şimdi gelin birinci sorumuzda başlayalım. Şöyle biraz daha sayfamı büyüteyim. Şöyle birinci sorumuza başlayalım. Ne demiş A şıkkında? A şıkkında bize 3T-1 eşittir 23 denklemini vermiş. Şimdi burada sevgili arkadaşlar denklemde şunu gerçekleştireceğiz. Şuradaki eksi 1 ifadesini Tutup karşıya atacağız ve buraya artı 1 olarak geçecek. Yani burası 3T olarak kalırken diğer tarafta da 23 varken yanına gelen eksi 1 artı 1 olmuş olacak. Bu durumda 3T eşittir 24'ten. Buradan sonra da her iki tarafı T'nin katsayısı, bilinmeyenin katsayısı olan 3'e bölmemiz gerekiyor. Buraları da 3'e böldüğümüzde T eşittir 24 bölü 3'ten 8 olarak karşımıza çıkacak. Demek ki T'nin cevabı t eşittir 8 olarak buraya not aldık. Şimdi gelelim B sorumuza. B sorumuzda bize ne vermiş? x eksi 1 çarpı 2 eşittir 22 demiş. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Önce şu 2'yi şöyle içeri doğru dağıtmamız lazım parantezin içine. Bu durumda 2x eksi 2 olur sol tarafım sağ tarafım 22. Şimdi ne yapacağım? Şu eksi 2'yi alacağım. Buraya atacağım artı 2 olacak. Bu durumda bu taraf 2x kalırken diğer taraf 22 artı 2'den 24 olmuş olacak. Ve şimdi de her iki tarafı 2'ye bölerek sonuca ulaşmış olacağım. Çünkü x'in katsayısı 2. Burada x eşittir 12 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Demek ki bu sorumuzda da x eşittir 12 olarak cevabımızı aldık. Geldik C şıkkına. C şıkkındaki denklemimizde demiş ki 3x bölü 4 eksi 1 eşittir 35 demiş. Şimdi buradaki en pratik çözüm yolu şuradaki eksi 1'i tutup öncelikle karşı tarafa atmaktır. Karşı tarafa atarsak artı 1 olarak karşımıza çıkar. Yani sol taraf 3x bölü 4 olurken sağ taraf 35 artı 1'den 36 olmuş olur. Buradan sonra da şunu gerçekleştirebiliriz. 36'nın gizli biri var buradaki ifadeleri içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Geçen yıl oran orantı konusunda görmüştük bunu. Buradan sonra karşımıza 3x ile 1'in çarpımından 3x ile 1'in çarpımından 3x elde ederken diğer tarafta da 4 ile 36'nın çarpımından 144 elde etmiş oluruz. Buradan sonra da ne yapacağız? Her iki tarafı x'in katsayısına yani 3'e böleceğiz. Burada 3 ve 3 sadeleşirken sol taraf sadece x kalırken diğer tarafta da 144'ü 3'e bölersek sevgili arkadaşlar cevap olarak 48 sonucunu bulmuş oluruz. Demek ki C şıkkında x 48 olarak cevabı buluruz. Geldik şimdi C şıkkına. Şimdi C şıkkına nasıl bir denklem vermiş bize? Demiş ki x artı 3 bölü 2 artı x eşittir eksi 4. İşte şimdi buraya kadar olan kısımlar bir nevi 7. sınıfın tekrarıydı denklem çözümünde. Şimdi burada artık 8. sınıf denklemlere giriyoruz. Bu tarz yapılarda sevgili arkadaşlar paydalar eşitlenecek ilk iş olarak. Yani bunun gizli biri var. Şunun gizli biri var. Burada genişletmeler yapacağız. Bunu yine kendisiyle 1 ile şunu 2 ile çünkü paydayı 2 yapabiliyoruz en küçük sayı olarak. Bu durumda yeni denklemimiz x artı 3 bölü 2 kalıyor burası. Çünkü zaten genişletme yapmadık buraya. Buraya dikkat edin. Burada 2 ile genişlettiğim için 2x bölü 2 olmuş oldu. Eşittir. Burayı da 2 ile genişlettiğim için eksi 8 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra bütün hepsinin paydaları 2 olduğu için bunları yok sayıyoruz. Paylarımız yeni bir denklem oluşturuyor bize. Yani x artı 3 artı 2x Eşittir eksi 8 oluyor. Şimdi biz bu bir bilim yani denklemi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada x ile 2 x hemen sol tarafta toplarsam 3 x olur. Şuradaki artı 3'ü karşıya atarsam eksi 3 olur. Demek ki karşı taraf eksi 11 olmuş oluyor. Her iki tarafı yine x'in kat sayısı olan 3'e bölecek olursam burada kat sayılar sadeleşip x kalırken diğer taraf bölünmüyor her zaman bölünmesi şart değil. Bazen böyle kesir olarak da cevaplar karşımıza çıkabilecek. Ve gördüğünüz gibi burada kesir olarak karşımıza çıktı. X cevabımız eksi 11 bölü 3 olarak karşımıza çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik D'deki sorumuza. D'de ne demiş? 3 bölü 2'yi vermiş. Çarpma işlemi koymuş. X artı 2 demiş. Eşittir. Diğer tarafta da 5'i vermiş. Çarpma işlemi içinde X artı 3 vermiş. Şimdi burada çarpmaları gerçekleştireceğiz önce. Yani dağılma özelliğini kullanacağız. Eğer 3 bölü 2 ile x'i çarparsam 3x bölü 2 ifadesine ulaşmış olurum. Çünkü payla tam sayı çarpılır. 3x olur yukarısı. Sonra devam edecek olursam 3x ile yani 3 bölü 2 ile 2'yi çarpacak olursam yine aynı şekilde burası da dikkat ederseniz 6 bölü 2 sonucu olarak karşıma çıkmış olur. Eşittir. Burada da çarpmamı gerçekleştirirsem burası 5x, şuradan da 5 3'ten 15 şey olur, yani 5x artı 15 sonucuna sağ tarafta ulaşmış olurum. Şimdi burada ikisinin de paydası 2 olduğu için bunları birleştirsem 3x artı 6 bölü 2 olarak bunu yazabilirim. Diğer tarafta 5x artı 15, tabii ki buranın da gizli birini altına yerleştirirsek buradan sonra içler dışlar çarpımıyla yola devam edebiliriz. Bu durumda sol tarafım 3x artı 6 ile 1'in çarpımından yine kendisi olan 3x artı 6 olurken sağ tarafım 5x artı 15'in 2 ile çarpımından ötürü 10x artı 30 olmuş olur. Şimdi burada harfler bir tarafta sayılar bir tarafta toplanacak. Buradan sonra ben şu 10x'i bu tarafa alıp eksi 10x olmuş oluyor artı 6'yı da bu tarafa alıp eksi 6 olmuş oluyor. Şimdi bakalım neyle karşılaşacağız. Bu durumda 3x eksi 10x olurken burası bu tarafta eşittir. 30 eksi 6 olmuş oluyor. Yani benim sol tarafım eksi 7x olurken sağ tarafım pozitif anlamda 24 olmuş oluyor. Her iki tarafı x'in katsayısı olan eksi 7'ye bölersem ben sol taraf sadeleşip x kalırken Sağ taraf e, hiçbir değişime uğramıyor. Kesir olarak 27 bölü eksi 7. Hatta bu eksiği eğer kesirin önüne verirsek x eşittir eksi 24 bölü 7 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Hemen bunu da not alalım. x eşittir eksi 24 bölü 7 sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik e şıkkına. E şıkkında denklem olarak bize x bölü. 12 eksi x verilmiş eşittir 1 bölü 2 denmiş. Burada yapacağımız en basit işlem içler dışlar yapmak yine. Burada eğer işler dışlar yaparsak 2 ile x'in çarpımından 2x eşittir. 1 ile 12 eksi x'in çarpımından 12 eksi x ifadesi karşımıza çıkar. Şurada eksi x'i karşıya atıyorum. Artı x oluyor yani burası 2x artı x'ten bu taraf 3x olmuş oluyor. Burada da hala 12 var. Bu durumda her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem, bölersem x'in katsayısına x eşittir 4 sonucuna ulaşmış oluyorum. O zaman x eşittir, buraya not alalım. x eşittir 4. Geldik. Bir sonraki sorumuz f şıkkına. f şıkkında verilen bize denklem şu şekilde. 1 bölü, 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eşittir 1 bölü x. Şimdi burada yapmamız gereken ilk iş sol taraftaki kesirlerle toplama işlemini yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ü toplamak. Burada hemen gerçekleştirelim. Şunu 3 ile genişleteceğiz. Şunu 2 ile genişleteceğiz. Burayı hemen bir toplayalım. 3 bölü 6 artı 2 bölü 6'dan burası 5 bölü 6 oluyor. 5 bölü 6 1 bölü x'e eşitmiş. Buradan sonra içler dışlar yaparak yola devam edebiliriz. Yani 5 ile x'i çarpıyoruz. 5x 6 ile 1'i çarpıyoruz. Eşittir 6 dedik. Buradan sonra x'i bulmak için her iki tarafı x'in katsayısı olan 5'e bölersek x eşittir 6 bölü 5 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani burada cevabımız x 6 bölü 5 oldu. Geldik g şıkkına. g şıkkında diyor ki 3 x eksi 3 eşittir. Parantez içinde x artı 2 çarpı 3 bölü 2. Burada hemen dağılma özelliğini kullanaraktan şu çarpma işlemimizi gerçekleştirelim. Bu durumda sol taraf 3x-3 olarak kalmaya devam ederken sağ taraf 3x bölü 2 artı 6 bölü 2. Hatta burayı yine ortak payda içinde yazarsak 3x artı 6 bölü 2 olmuş olurken şu tarafta 3x-3 olur. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Sol tarafın gizli biri olduğu için yine içler dışlar yapacağız. Bu durumda ilk önce 3x-3 ile 2'yi çarparsam 6x-6 bulurum. Diğer tarafta da 3x artı 6 ile 1'i çarparsam 3x 6 olarak kendisine eşit olmuş olur. Harfler bir taraf yani şu 3x ifadesini bu tarafa eksi 6 ifadesini karşı tarafa alacağım. Bu durumda 6x eksi 3x olurken sol taraf diğer taraf 6 artı 6 olmuş olur. Sol tarafın işlem sonucu 3x olurken sağ taraf 12 olur. Her iki tarafı da 3'e böldüğümde x yine burada da karşımıza 4 olarak çıkmış oldu. Buraya da x eşittir 4 diye not alalım. Geldik son iki tane denklemimize. Yumuşak g'deki denklemimiz bakalım neymiş? 2 bölü 5'i yine çarp diyor parantez içinde 2x eksi 1 eşittir. Diğer tarafta da 3x bölü 10 artı 1 bölü 5 verilmiş. Önce sol taraftaki dağılma özelliğini kullanaraktan çarpmayı gerçekleştireceğim ben. İkisini de sırasıyla çarpıyorum. Bu durumda burası 4x eksi 2 bölü 5 sonucu karşıma çıkmış oluyor. Diğer tarafta 3x bölü 10 artı 1 bölü 5. Şimdi buradan sonra yapacağımız iş paydaları eşitlemek. Bunu 2 ile, şurayı 2 ile, bunu 1 ile genişletiyorum. Bu durumda sol tarafı 2 ile genişletirsem 8x-4 bölü 10 olurken diğer taraf 3x bölü 10 artı 2 bölü 10 olarak karşıma çıkmış oluyor. Hepsinin paydası 10 olduğu için paylar arasında Yeni denklemimi yazıyorum. 8x eksi 4 eşittir. 3x artı 2 olmuş oluyor. Burada ne yapacağız? 3x 8x'in yanına eksi 4 de 2'nin yanına gelecek ve işaret değiştirecekler. 8x eksi 3x eşittir. 2 artı 4 olmuş olacak. Yani sol taraf 5x olurken sağ taraf 6 olmuş olacak. Bu durumda her iki tarafı da 5'e bölersem x'ler sadeleştiği için x ifademiz 6 bölü 5 kesrine eşit olmuş olacak. Hemen buraya da x eşittir 6 bölü 5 diye not alalım. Ve son olarak h şıkkı. Wow. Epey uzun bir denklem. Hemen başlayalım. 2 bölü 3 yazıyoruz. Çarpı 2y eksi 4 eksi 4 bölü 5 çarpı 2y eksi 4 eşittir 0. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bir tane e, işlem verilmiş. Sayılar birbirinden çıkarılmış. Çıkarıldığında sonucun 0 olduğu bize verilmiş. Burada sonuç 0 olduğuna göre demek ki şu ifadeyle sevgili arkadaşlar şu ifade birbirinin aynısı olmak zorunda. Neden aynısı olmak zorunda? Çünkü kendisinden çıktığı zaman sonucumuz 0 olur. O zaman bu ifadeleri eşitlersek 2 bölü 3 çarpı 2y eksi 4 eşittir. 4 bölü 5 çarpı 2y eksi 4 olmuştu. Zaten dikkat ederseniz şurada şu ifadeyi karşıya atmış olsam işaretle zaten pozitife dönmüş oluyordu. Yine aynı şeyi altta yazmış olduk. Şimdi yine dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Şimdi aynı ifadeler aynı ifadeler çarpılmış. Birisi 2 bölü 3 ile çarpılmış diğeri 4 bölü 5 farklı şeylerle çarpılmış. Ama birbirlerine eşit olmuşlar sevgili arkadaşlar. Bu ancak 2y-4 içindeki şu ifade. 2y-4 parantez içindeki şu ifadeler 0 ise olabilecek bir şey. Yani denklem eşitliği 0 eşittir 0 gibi bir şey olması lazım. Çünkü aynı şeyi farklı sayılarla çarparsan farklı sonuçlar elde edersin. Ama burada aynı şeyler olduğuna göre demek ki bir yutan elemanı özelliği var. Demek ki o parantezin içinde sıfır olması lazım. Yani 2y 4 ifadesi iki tarafta da aynı ifade olduğu için sıfır eşit olmak zorunda. O zaman eksi 4'ü alıyorum. Karşı atıyorum. Artı 4. Yani 2y eşittir. 4 olmak zorunda. Her iki tarafı da 2'ye bölersem y eşittir. 2 olmak zorunda. Yani buranın cevabı demek ki y eşittir 2 imiş sevgili arkadaşlar. Şimdi çok şükür denklemlerimizi çözdük. Denklem kısmını kapatıyorum. Problemlerimize başlıyorum ve problemlerden bizi denklem kurarak çözmemizi istiyor. Evet hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ikinci soruda problemleri denklem kurarak çözün demiş. İlk problemi okuyorum. Can ile ablasının yaşları toplamı 21'dir. Şimdi şu an burada iki kişi var. İki bireyin de yaşları toplamını vermiş ama yaşlarının arasındaki ilişkiyi bilmediğimiz için iki tane bilinmeyenimiz var. Devam ediyorum. Can'ın yaşı ablasının yaşının yarısından 3 fazladır demiş. Can ile ablasının yaşlarını bulunuz. Şimdi burada Can var, abla var. Demiş ki Can'ın yaşı ablasının yaşının yarısından 3 yaş fazladır. Gelin biz ablasına x dersek o zaman Can'ın yaşına ne diyeceğiz? Ablasının yaşının yarısından 3 yaş fazladır. O zaman canın yaşı da x bölü 2 artı 3 olmuş olur. Ve de buradan bir denklem oluşturmamız lazım. Toplamı 21 dediği için o zaman denklemimiz şu. x bölü 2 artı 3 artı x eşittir 21. Gelin şimdi bu denklemimizi çözelim. Burada ne olacak? Şu artı 3'ü hemen ben karşıya atmak istiyorum. O zaman burası eksi 3. Yani sol tarafım 18'e düşmüş olacak. Pardon sağ tarafım 18'e düşmüş olacak. Sol tarafta da x bölü 2 artı x bölü 1 kalmış oluyor. Burayı da hemen kendi içinde toplayacak olursak şunu 2 ile genişletmem lazım. Yani x bölü 2 artı 2x bölü 2'den burası hemen şöyle sileceğim sevgili arkadaşlar bu işlemi yerim olmadığı için. 3x bölü 2 olmuş oluyor eşittir 18. Şimdi ne yapacağız sevgili arkadaşlar? 18'in gizli biri var deyip içler dışlar çarpımı gerçekleştiriyorum. Sağ taraftan devam ediyorum denklemi. Bu durumda 3x eşittir 36 karşıma çıkıyor. Her iki tarafı da 3'e bölersem x eşittir 12 çıkıyor. Bu x eşittir 12 neydi? Ablanın yaşı 12 idi. Demek ki abla x'e eşit olduğu için abla 12'ymiş. Bu durumda 21'den de 12'yi çıkartırsak canın yaşını da 9 olarak bulmuş oluruz. Geçelim şimdi ikinci sorumuza. Demiş ki 48 cevizi Hasan'ın 5 cevizine karşılık Özlem 3 ceviz alacak şekilde paylaşıyorlar. Hasan'ın 5 cevizine karşılık Özlem 5'e 3 oranında. Özlemin kaç tane ceviz aldığını bulunuz demiş. Şimdi burada ikisi arasındaki ilişki şu şekilde. Toplam 48 tane cevizi paylaşacaklar. O yüzden böyle diyorum. Şimdi burada Hasan ve Özlem. Şimdi burada Hasan kaç tane ceviz alacak? Ya da Özlem kaç tane? Bize Özlem'in kaç tane ceviz aldığını bulunuz diyor. Yani Özlem için ne demiştik? Özlem 3 ceviz alacak. Yani 3'ün katı ceviz alıyor. O zaman 3x deriz Özlem'in cevizlerine. Özleme 3x yazdık. Hasan da ne diyor? Hasan 5 sayısına 5 cevize karşılık. O zaman Hasan'ın alacaklarınız katı da 5x olmuş olur. Demek ki denklemimiz 5x artı 3x eşittir 48 olarak basit bir denklem olarak karşımıza çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Toplam 8x eşittir 48 olmuş oluyor. Her iki tarafı 8'e bölersek x eşittir 6 olmuş oluyor. Bize özlemin kaç tane ceviz aldığını bulun demişti. Özlem 3 X aldığı için X'i de 6 bulduğumuz için 3 çarpı 6'dan cevap 18 tane ceviz olarak karşımıza çıkmış olur. Geldik C şıkkına ne demiş bakalım. Bir kırtasiyeci aldığı kurşun kalemlerin tanesini 1 liradan satarsa 15 lira zarar. 2 liradan satarsa 15 lira kar edecektir. Kırtasiyecinin kaç tane kurşun kalem aldığını bulunuz. Kurşun kalem sayısına biz X diyelim. Eğer tanesini 1 liradan satarsa yani tanesini 1 liradan satarsa 1 çarpı x lira para kazanır. Ama bu kendi maliyetinin 15 lira aşağısıdır. O zaman biz buna 15 lira eklersek bunun maliyetini bulmuş oluruz. Öte yanda x tane kalemi 2 liradan satarsa da 15 lira kar edecektir. Yani maliyetinin üstüne çıkmıştır. Maliyeti bulmak için 15 düşmüş oluruz. Yani her ikisinde de şu bizim maliyetimiz kalemlerin x tane kalemlerin maliyeti olduğu için ve bu maliyetler birbirine eşittir. O zaman biz buradan denklemi çözerekten kaç tane kurşun kalem aldığını bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Yani burada x artı 15 eşittir. 2x eksi 15 eşittir. Eksi 15 karşıya geçerse 15 artı 15 olurken bu taraf. X de bu tarafa geçerse 2x eksi x olur. Sol taraf 30 olurken sağ taraf x demek ki bu arkadaşımız bu kırtasiyeci arkadaşımızın 30 tane kurşun kalemi varmış başlangıçta. Geldik ç sorusuna ne demiş de bakalım. Birinin saatteki ortalama hızı 70 diğerinin saatteki hızı 80 olan iki otomobil aynı anda zıt yönlere hareket ediyorlar. Tamam. E, kaç saat sonra iki otomobilin aralarındaki uzaklık 600 km olur. Şimdi otomobillerimiz aynı anda zıt yönlere hareket ediyorlarmış. Bu saatte 80 yapacak. Bu da saatte 60 yapacak. Kaç saat sonra diyor? X saat, X saat sonra bu kadar yol alırlar o zaman. Toplamları da o zaman aldıkları yol. Birisi 80x olurken diğeri 60x olurken bunların toplamı 600 km olur. Sevgili arkadaşlar, pardon 80'e 60 demişim. 80'e 70 olacak şurası. Hemen düzeltiyorum. O zaman Burası 70 ile giden 70x yol alırken toplamları o zaman 150x olmuş oldu. 150x 600 kilometre yola denk. Her iki tarafı bu durumda 150 ile sadeleştirirsem x buradan 4 çıkmış olur x katsayısı. Bize neyi sormuş oluyordu? İki otomobilin aralarındaki uzaklık kaç saat sonra e, 600 kilometre olur? Gördüğünüz gibi 4 saat sonra 600 kilometre olmuş oluyor. D şıkkına bakalım demiş. Bir bakkal dükkanında bulunan paket tereyağlarının önce 3, 3 bölü 8'ini sonra kalan yağların 1 bölü 5'ini satınca. Geriye 32 paket tereyağı kalmıştır. Bakkalda satıştan önce kaç paket tereyağı olduğunu bulunuz. Şimdi ilk başta ne kadar satmış? Bakın bu kritik. Neden kritik? Şurada diyor ki kalan yağların 1 bölü 5'i diyor. Bundan ötürü kritik. Orası geçen yıl hatırlayın. Geçen yıl e, rasyonel sayılar problemleri çözerken kalanın bir şeyi dediğinde bu iki şeyi çarpıyorduk sevgili arkadaşlar. Burada bu mantığı kullanacağız. Yani bu durumda bu durumda. Şimdi ilk satışta ne kadar satmış? Toplam mal x kadarsa 3x bölü 8'ini satmış ilk satışta. Sonra ne kadarını satmış? Sonra kalan 5x bölü 8'in çünkü 8 bölü 8 olduğu için 3 artı 5 8 buradan kalan 5x bölü 8'in 1 bölü 5'ini satmış. O yüzden bu iki ifadeyi çarpmamız gerekiyor geriye 32 paket daha kalmış. Yani bunun üstüne bir de 32 paket eklersem ben bütün paket yani x'e eşit olmuş oluyorum. Şimdi bu denklemi o zaman gelin birlikte çözelim. Tabi bunu biraz küçülteyim çok yer kapladı burada. Evet şimdi gelin bunu bu denklemi çözelim birlikte. Şimdi burada ne olacak? Burası yine 3x bölü 8. Buradan yana sıkıntı yok. Artı burada 5'ler sadeleşir. 1 kere x'ten x bölü 8 olmuş olur. Artı 32 Eşittir x dedik. Şimdi şuradaki paydalı ifadeleri toplayacak olursak burası dikkat ederseniz 4x bölü 8 yani o da 4 bölü 8 hani 1 bölü 2 yani x bölü 2 olmuş olur bu taraf. He, o zaman burayı topladığımızda biz buraya direkt x bölü 2 diyebiliriz. Artı 32 eşittir x. Şimdi burada denklemi çözmeyeceğim mantıkla gideceğim. Neden çünkü x bölü 2 yani o kesilerin toplamı x bölü 2 yani yarısı yarısıyla 32'nin toplamı tamamını eşitmiş. Demek ki yarısı bunun. Demek ki yarısı 32'ne eşit. O zaman x dediğimiz sayı cevap olarak 64. 32'nin 2 katı 64 olarak karşımıza çıkacak. Demek ki 64 paket yağ varmış bu bakkalda. Geldik E şıkkına. Ne demiş E Aylin'in parası Sezgin'in parasının 4 katına eşittir. Hemen şuraya Aylin yazalım. Aylin ve Sezgi dedik. Hemen ifadeyi çevirelim. Aylin'in parası Sezgi'nin parasının 4 katına. Sezgi x ise bu da 4x parası var. Aylin Sezgi'ye 45 lira verirse. Aylin Sezgi'ye 45 lira verirse. Hemen versin. 4x'den 45 azaldı. Sezgi'nin de x parası 45'e çıktı. x artı 45. Ekstra 45 lira geldi paraları eşit oluyor demiş. Ha, son durumda paraları eşitse o zaman bizim denklemimiz de bu oldu sevgili arkadaşlar. Gelin buraları çözelim. Kaçer liraları olduklarını bulalım. Burada ne yapacağız? Şu x'i bu tarafa atıyorum. Eksi x. Şu 45'i de bu tarafa atıyorum. Artı 45 olacak. Yani 4x eksi x eşittir. 45 artı 45. Burası 3x eşittir. 90. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir. 30 bu durumda 30 sa eğer o zaman sezgiyenin ilk baştaki parası 30 diğerinde ilk baştaki parası 120 miş 4 kere 30'dan 120 olduğunu bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi eşit olduğu zaman ne kadar parası oluyor onu da bulalım bulmak istersek 30 artı 45'ten ikisinin de 75 lira olduğu zaman paraları eşit olmuş. Geldik F sorusuna. Demiş ki bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturunca. Yani bu sıra soruları. Sıra soruları yedinci sınıfta da çözüyorduk. Bakalım. İkişerli oturunca dört kişi ayakta kalırken. Üçerli oturunca iki sıra boş kalıyor. Sınıftaki sıra ve öğrenci sayısını bulunuz demiş. Sınıftaki sıra sayısından zaten gideceğiz. Çünkü burada sabit olan iki şey var. Birisi sınıftaki sıra sayısı. Diğeri de sınıftaki öğrenci sayısı. Şimdi sıra sayısına biz burada e, x dersek sıra, sınıfta x kadar sıra olsun. İkişer 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 oturursak bütün sıralara oturduğumuzda 2x öğrenci oturmuş olur. Ama sınıf mevcudumuzda hala 4 kişimiz var. O zaman sınıf mevcudumuz birinci durumda sınıf mevcudu 2x artı 4'e eşit. Şimdi gelin üçerli üçerli oturunca ne oluyor? Üçerli üçerli oturunca sınıf yani ikinci durumdaki sınıfımıza bakalım. x kadar sıraya Üçerli üçerli oturmuyoruz. Dikkat edin. 2 sıra boş. He, o zaman x eksi iki kadar sıraya biz üçerli üçerli oturuyoruz. İkinci durumdaki sınıf mevcudumuzda bütün herkes oturduğu için bu şekilde oluyor. Demek ki bizim denklemimiz sınıf mevcudu birbirine eşit olduğuna göre bu ikisinin eşitliğiyle sağlanıyor. Yani 3 çarpı x eksi 2 parantez içinde. Şimdi gelin bu denklemi çözelim birlikte. Burada sol taraf yine 2x artı 4 olurken sağ tarafı dağılma özelliğini kullanarak 3x eksi 6 yazıyorum. Buradan sonra eksi 6'yı ben karşıya alacağım. 2x küçük olduğu için 3x'in yanına. Yani burası 3x eksi 2x olurken diğer tarafta 4 artı 6 olup sol taraf 10 olurken sağ taraf x oluyor. x eşittir 10 bulduk. He, biz neye x demiştik? biz sıra sayısını x demiştik. Demek ki 10 tane sıramız var. Peki sınıf mevcudu yani öğrenci sayısını nasıl bulacağız? Herhangi birisinde x yerine 10 vererek yani 2x, 2 çarpı x artı 4'tü ifademiz. 2 çarpı 10 artı 4, 2 kere 10, 24 de eklersek sınıf mevcudumuzun 24 kişi olmuş olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve geldik G sorusuna. Ne demiş G'de bakalım. Bir bahçedeki portakal ve mandalina ağaçlarının toplam sayısı 80'dir. Güzel. Bu bahçedeki portakal ağaçlarının sayısının 1 bölü 6'sı mandalina ağaçlarının sayısının 1 bölü 4'üne eşittir. Yine güzel. Bahçedeki portakal ve mandalina ağaçlarının sayılarını bulunuz demiş. Şimdi bahçemizde portakal var ve mandalina var. Şimdi diyor ki portakal ağaçlarının 6'da 1'i mandalina ağaçlarının 4'te 1'ine eşit demiş. Bu durumda eşitlendiği zaman ikisi de x olursa portakal ağaçlarının 6'da biri mandalina ağaçlarına eşit olduğu için demek ki önceki hali 6x'miş. Sonra 6'ya böldüm bir tanesi x oluyor. Diğeri de aynı mantıkla mandalin ağaçlarının 4'te biri x ise önceki hali bu da 4x oluyor o zaman. He, şimdi o zaman bunların toplamı da 80'miş. Denklemimiz çıktı. 6x artı 4x eşittir. 80 olacak o zaman. Bu durumda 10x eşittir 80'den her iki tarafı 10'a bölersek x eşittir 8. Yani sonuç itibariyle 4'te 1'i ve 6'da 1'i olan sayımız 8 olduğu için portakalları 6 kere 8'den 48 tane. Efendim mandalinaları 4 kere 8'den 32 tane diyebiliriz. Toplarsak 70 olur. Birini 6'ya böldük 8. diğerinde de 4'e böldük 8 sayısına ulaşmış oluyoruz. 4'te 1'i ve 6'da 1'i de ikisi ağaçlarında sayısı birbirine eşit olmuş oldu. Geldik yumuşak G'ye. Ne demiş bakalım? Bir çuval mercimeğin 5 bölü 6 satılınca geriye 8 kilo mercimek kalıyor diyor. Bir çuval mercimeğin 5 bölü 6'sı satılınca geriye 8 kilo kalıyor. Satıştan önce kaç kilogramdı diye sormuş. Bu durumda ne yapacağız? Şu x bölü 1 oluyor. Bunları şunu 6 ile genişletelim. Şu da 8 bölü 1 olduğu için bunu da 6 ile genişletelim, paydalarımızı eşitleyelim. Bu durumda birincisi 6x bölü 6 eksi 5x bölü 6 eşittir 48 bölü 6. Yani bu durumda hepsinde 6 olduğu için denklem 6x eksi 5x eşittir 48'e dönüşüyor. 6x'ten de 5x çıkarsa x eşittir sevgili arkadaşlar 48. Yani ilk durumda 48 kilo ne varmış? mercimek varmış diye buluyoruz. Geldik H şıkkına. Ne demiş bakalım. Güneş diyor bir öykü kitabının belli sayıda sayfasını okuyor. İkinci gün ilk gün okuduğundan 5 sayı fazla var. Birinci gün, ikinci gün sonra üçüncü günde okumuş. Ee, başka okuyarak kitabı bitirmiş 3 günde. Okey şimdi ilk gün x kadar okusun. İkinci gün ne kadar okumuş? İlk gün okuduğundan 5 sayfa fazla. x artı 5 dedik. Üçüncü gün ise ikinci gün okuduğundan 5 sayfa fazla. X artı 5'e 5 beş daha eklersek X artı 10 olmuş oluyor. Ve 3 günün toplamında 90'ı bitirmişiz. Denklemimiz bu. İlk gün kaç sayfa okumuştur? İlk güne zaten x dedik. O zaman gelin burayı çözelim. Toplamda 1x, 2x, 3x var. Artı 15 eşittir 90'dan. 15'i karşıya attım. Eksi 15. Bu taraf o zaman 75'e düşüyor. 3x eşittir 75 ise her iki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir 25 olmuş olur ve ilk gün demek ki güneş 25 sayfa kitap okumuştur diyebiliriz geldik son iki sorumuza süper şimdi I ile devam ettik ne demiş bakalım bir varilde bulunan motor yağının 3'te biri, 4'te biri ve 6'ta biri satılınca geriye 45 litre yağ kalıyor yani x bölü 3'ü artı x bölü 4'ü artı x bölü 6'sı ve kalan 45'in toplamı kendisine eşitmiş. Satır yapılmışmadan, satış yapılmadan önce varilde kaç de aldı? Yani x'i soruyor bize. Şimdi burada ne yapalım? Hepsinin paydalarını eşitleyelim. Kaçta eşitlenir? 12'de eşitlenir. Şunu 4 şunu 3 şunu 2'yle. ile. Bunu da genişleteceğiz mecbur. Bunu da 12 ile genişletelim. Bunu da genişleteceğiz. Bu da 12 ile genişlesin. Sonra bu paydalarımızın hepsini sileriz. Şimdi genişlemiş hallerini yazacağım sırayla. 4x bölü 12 artı 3x bölü 12 artı 2x bölü 12 artı 45 çarpı 12'den 540 bölü 12 eşittir. 12x bölü 12 hepsinin paydası 12 olduğu için hepsiyle vedalaşıyoruz. Bu durumda denklem 4x artı 3x artı 2x artı 540 eşittir. 12x olmuş oluyor. Buradaki x'leri toplarsak 4, 3 daha 7, 2 daha 9x oluyor ve karşıya giderse eksi 9x olup denklem bu durumda 540 eşittir. 3x olarak karşımıza çıkmış oluyor ve her iki tarafı ben 3'e bölersem x yani başlangıçtaki yağımız 180 litre olarak karşımıza çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Demiş ki Aralarındaki karayolunun uzunluğu 510 kilometre olan iki şehirden iki otomobil aynı anda karşılıklı olarak hareket ediyor. He, karşılıklı. Biri buradan bu tarafa, diğeri buradan bu tarafa. Aradaki metre 510 kilometre. Şöyle de iki yolu birleştirdik. Otomobillerden birinin saatteki ortalama 80, diğerinin hızı 90 olduğuna göre bu otomobillerin kaç saat sonra karşılaşacaklarını yani X saat sonra bu araba 80x yol alır. Bu araba 90x yol alır. Karşılaştıkları nokta bu olursa 510 kilometreyi tamamlarlar. Hemen bulalım. Yani 80x artı 90x diyor. Ne zaman 510 kilometreyi tamamlar. bu denklemi çözecek olursak bu taraf 170x olur. Eşittir 510. Her iki tarafı 170'e bölersek. X eşittir 3 saat olarak bulmuş oluruz. Güzel. Kaçar kilometre yol aldıktan sonra Karşılaşacaklarını bulunuz O zaman 80 ile giden 3 kere 80'den 240 kilometre 90 giden de 3 kere 90'dan 270 kilometre yol aldıktan sonra Tam şurada karşılaşacaklar Bunları da bulduk Ve soruları çok şükür bitirdik Sevgili arkadaşlar Evet videomuz bitti Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.